81 vilayetinde halk gece saat 12'den sonra sokaklardaydı. Bu halkın, bu milletin elinde ne vardı arkadaşlar? Uçak mı vardı, helikopter mi vardı, silah mı vardı? Hiçbir şey yoktu. Sadece bir tek şey vardı. İmanları vardı, iman güçleri vardı. Gerek Hakkari'de, gerek Türkiye'nin bütün illerinde, o meydanlarda herkes tek vücut olmuştu, tek yumruk olmuştu. O gün oralarda Türk, Kürt, yaşlı, genç, sağcı, solcu, Alevi, Sünni hiçbir ayrım gözetmeden herkes bu milletin bir evladı olarak iradesine sahip çıkmak, demokrasisine sahip çıkmak için kendini tankların önüne atmıştı. Peki bu kalkışma bastırıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti, ülkemiz, milletimiz daha mı zayıf düştü arkadaşlar? Şunu kesin olarak söylüyorum ki şu anda ülkemiz, cumhuriyetimiz, devletimiz 15 Temmuz'dan önceki durumundan çok daha kuvvetli. Şu anda çok daha güçlüyüz. Bunu sadece askeri manada söylemiyorum. Gerek ekonomimiz, ulaştırma hizmetlerimiz, sanayimiz, savunma sanayimiz bilhassa, iletişim, bilişim, her alanda dünyada söz sahibiz. Medyaya gerçekten huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. O gece kahramanca mücadele verdiler. Biz tabii bir taraftan bunu engellemeye çalışırken bir taraftan da kanallar izliyorduk sizde olduğu gibi. Bütün kanallarımız canları pahasına silahlar alanlarına doğrulttuğu halde, buraları boşaltın çıkın dışarı dendiği halde son dakikaya kadar direndiler, yayın yapmaya çalıştılar. Hatta biliyorsunuz CNN Türk'ün sunucusu işte Hande Fırat hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibat kurmayı başararak o mesajı canlı yayında bütün Türkiye'ye ulaştırmayı da başardı. Ben şahsım adına kendisine buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Eğer oradan ulaşılamayıp da bir kaos ortamına
sürüklenseydi daha kötü şeyler yaşanabilirdi. Temmuz 2016 Cuma gecesi Türkiye tarihinde daha önce hiç yaşamadığı bir darbe gelişimine maruz kaldı. En başta halkımızın demokrasisinin ne seviyeye geldiğini de görmüş olduk arkadaşlar. Hakkari'li de kalitesini gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum.